Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Windows 8 ile beraber gelen bu Metro uygulama olayından nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Yani Metro olayı bu sağ alttaki başlat menüsünün komple kaldırılması yerine buradaki ana Metro menünün açılmasını sağlayan yeni Windows sistemi. Ufak bir program yükleyeceğiz bunun için. Bu programla eski yıllardır alışık olduğumuz normal başlat menüsüne siz de kavuşabileceksiniz. Hemen isterseniz ilk önce ben bu programı kaldırayım. Denemek için sizin için kurmuştum. Daha sonra da yeniden yükleyerek ayarlarını nasıl yapacağımıza bakalım. Hemen ilk önce programımızı bulalım. Start Menu 8'i kaldırıyorum. YoBit'in bir uygulaması. YoBit biliyorsunuz Advanced System Care yapımcısı. O yüzden güvenli bir uygulama. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu anda kaldırdım. Programı yeniden yükleyeceğim. Sistem gördüğünüz gibi normale döndü. Windows normal yeni 8 ve 8.1 sürümlerinde bu şekilde kaldırarak Windows'un yıllardır alıştığımız normal başlat menüsünü kaldırarak yeni bir uygulamaya gitti. Birçoğumuz, ben de dahil, bu uygulamadan hiç memnun değiliz. Bunun için geliştirilmiş bir uygulama var. Download.com'dan edinebilirsiniz. Start Menu 8 diye. Hemen programımız çok da büyük boyutta değil, zaten 7 MB. İndirdikten sonra kurulumu başlatıyoruz. İleri diyoruz. Kabul ettik. İlerleyerek kurulumu hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Buradaki seçeneği isterseniz System Care'de kurabilirsiniz. Ama ben kurmayacağım. İleri deyip sonra tıklıyorum. Ayarları geliyor. Burada siz nasıl bir görünüm istiyorsanız ona göre seçebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz de normal Windows 7 ekranı ayarında da yapabilirsiniz. Yani bu programı kurduktan sonra illa sürekli bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ama ben normal başlat menüsünü kullanmayı tercih ettiğim için bunu seçiyorum. Başlangıçta çalıştır seçeneği tıklı kalırsa iyi olur. Otomatikman Windows çalıştığında normal eski çevirmiş olduğumuz Windows 7 stilindeki başlat menüsüne gelir. Burada başlat düğmesini de kendimiz belirleyebiliyoruz. Ben Windows 8'in kendi simgesini kabul ettim. Onun dışında menüde neleri görüntülemek istiyorsanız buradan listelerini seçebilirsiniz. Arayüzde resim, renk gibi bilgi ayarları yaptıktan sonra uygula diyoruz. Tamam, tıkladığımızda gördüğünüz gibi başlat menüsü şu anda değişti. Normal yıllardır kullandığımız ve alışık olduğumuz başlat menüsü gelmiş oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Bilgisayarda kasmaya yol açmıyor. Basit bir uygulama. Ama alışkanlıklarımızı sanırım kolay kolay vazgeçemediğimiz için siz de eğer benim gibi düşünüyorsanız bu uygulamayla normal alışmış olduğunuz menüye rahatlıkla geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.